Değerli izleyenler tekrar günaydınlar diyelim. Saatlerimiz 9'u gösteriyor. Bir saati devirdik. Kısa bir müzik arası da verdik. Reklam arası verdik. Şimdi DYP Genel Başkanı Çetin Öz Açık Göz bugün stüdyoda konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii gündem seçimler. Bir siyasi parti genel başkanını burada konuk alıp İmamoğlu'yla ilgili mazbata konusunu konuşmazsak olmaz herhalde. Olmaz. İzleyenler de bizden bunu bekliyorlar. Evet. Mazbata konusuyla giriş yapalım. Siz avukatsınız. Bir hukukçusunuz. Uzun yıllar siyasetin içindesiniz. Hem siyasi açıdan size şunu sormak istiyorum hem de hukuki açıdan. Evet. Daha önce böyle bir seçim gördük mü? 15 günü aşkın sayımların devam ettiği bir seçim, mazbatanın bu kadar geç verildiği bir seçim. Neler oluyor İstanbul'da? Vallahi 1946'da çok partili demokratik hayata geçtiğimizden beri Türk demokrasisi, Türk milleti, Türk siyasileri bu konuda büyük tecrübe kazanmışlardır. Hı hı. Ve 1950 yılında kurulan Yüksek Seçim Kurulu da son bu iktidarın yaptığı seçimlerin dışında herhangi bir sıkıntı yaratmadan, herhangi bir şüpheye meydan vermeden bu yaptığı çalışmalar neticesinde herhangi büyük bir şekilde fazla reaksiyona sebep olmamışlardır. Ancak memzi bazı sandıklarda, bazı ilçelerde tekrar sayım olmuş. Bunlar normal karşılanır. Fakat böyle bir olayı Türkiye yaşamadı. Türk demokrasi açısından çok büyük bir sıkıntı yaşadığımız kanaatindeyiz. Bütün temennimiz bugün bu meselenin, yarın bu meselenin bir an evvel çözüm yoluna kavuşturulmasıdır. Yani sıkıntının sebebi nedir? Acaba AK Parti İstanbul'da veyahut da Büyükçekmece'de seçimleri kazanmış olsaydı böyle 15 gün beklenir miydi? Yoksa bir iki gün içinde bunlar ilan edilir miydi? Herkesin bunu önce bir düşünmesi lazım. Kendi içinde cevabını vermesi lazım. Şimdi baktığınız zaman Büyükçekmece'de bir takım suçlamalar yapılıyor. Bu suçu işleyenler kimlerdir? Vatandaş mıdır? Öncelikle bunun tespit edilmesi lazım. Yoksa muhalefet partileri midir? Fakat isnat edilen suçlamalarda muhalefet partilerinin öyle bir suçu işlemesi fiilen mümkün değil. Nedir olay? Seçim kurulunda yapılan yanlışlar, seçim kurullarının teşekkül tarzlarıdır. Yani sandık kurullarının başındakilerin, sandık heyetinin. Bunun kim seçiyor? Muhalefet partileri seçmiyor ancak kendileri birer tane temsilci gönderiyorlar. Ama sandık kurulu başkanı ve ayrıca bir tane daha var devlet memuru. Bunları kim seçiyor? İçişleri Bakanlığı kendilerinde, Başbakanlık kendilerinde, Kaymakamlık, Valilik kendilerinde, Nüfus Müdürlüğü kendilerinde. Yani kaymakamlık, yani devlet, ilçe seçim kuruluna yani hakimlere oradan kendi seçimlerle ilgili liste verir devlet memurlarının. İlçe seçim kurulu başkanı olan hakim kura çekmek suretiyle sandık kurulu başkanını veya ikinci başkan yani orada devlet memuru, devlet temsilcisi ikincisini seçer. Bunlar yanlış seçilmiş, bunlar şöyleymiş, böyleymiş. Muhalefetin ne kabahati var burada? Ha kim böyle bir neticenin sonunda kim zararlı çıkacak, kim ceza görecek? Veyahut da hangi partinin aleyhine karar verecek? Suçu kim işliyorsa cezayı da onun görmesi lazım. Bu kadar bekletmekle çok ayıp ediyorlar. Aynı şeyi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de söylüyorum. Şimdi ayrıca sırf burada değil ki Türkiye'nin diğer seçim bölgelerinde de yüreğimizi yakan bir takım neticeleri gördük. Yani Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği kararlar itibariyle söylüyorum. Vatandaşın, seçmenin verdiği kararlar başımızın üzerinde. Onlar bizi hiçbir zaman üzmez. Ancak adam seçimi kazanıyor. Masraf ediyor, haysiyetini koyuyor, çoluk çocuğunun zamanını çalıyor, rızkını çalıyor, masraf ediyor, zamanını ayırıyor, seçimi kazanıyor. Diyorlar ki sen kanun hükmündeki kararnameye takıldın, sana mazbatayı veremem. Kime verirsin? Kazanamayanına verir. Böyle demokrasi olur mu? İkinci sırada olana veriyor. İkinci sırada olana veriyor. Kaybedene. Evet. Kaçıncı sırada olsa kaybetmiş. Şimdi halbuki hukuk devletinde öncelikle uygulanması gereken yazılı hukuk kurallarıdır. Nedir bu? Kanun. Yani milletvekili ve belediye başkanının seçimlerinde aday olmanın şartları belli. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacaksınız. Yaş sınırı vardır orada. İşte 18'inde o yaş sınırını aşmış olacaksınız. Ve okuryazar olacaksınız. Bir de
bir mahkeme kararı neticesinde bir yılı aşan bir cezada kısıtlanmamış olacaksınız. Bakıyorsunuz, getiriyor evraklarını, getiriyor, kabul ediyorsunuz, sen aday olabilirsiniz diyorsunuz. Adam seçim kazanıyor, olmaz diyorsunuz, sen kazandığın seçim değil. Ya böyle hukuk devleti olur mu? Böyle hukuk devleti olur mu? Devam ederken kural değişiyor. Yani kural da değişmiyor aslında. Evet. Canı öyle istiyor, öyle uyguluyor. Şimdi siz cumhurbaşkanısınız, 3 sene, 5 sene sonraki cumhurbaşkanısınız. Ben de sizin karşınıza gelirim, ben de adayım diyorum cumhurbaşkanlığının. Misal olsun diye söylüyorum. Siz bakıyorsunuz, sizin durumunuz biraz sallantıda. Çetin beni bu seçimde yenecek. Ne yapayım ben? İyisin, bunun için bir kanun hükmünde kararname yazı vereyim, hemen imzalayayım, yarın resmi gazete yayınlansın. Ben aday da olamıyorum. Aday olsam, seçimi kazansam da bana bu şekilde bana o görevi teslim etmiyorsunuz. İşte biz bunun için yani anayasa değişikliklerinde kuvvetler ayrılığı mutlaka olması lazım. Özgürlükler için, demokrasi için, insanların kanun hakimiyeti altında yaşamaları ve siyasi mücadelelerini yapabilmeleri için kuvvetler ayrılığı şarttır derken bunun için yaptık biz bu mücadeleyi. Hayır, kuvvetler birliği iyidir dediler. Türkiye'yi getirdikleri nokta ortada. Evet. Şimdi tabii biz yayın öncesinde de biraz bu konuyla ilgili sizle konuştuğumuz, artık vatandaş da seçmen de bu işlerden sıkıldı dediniz. Bıktı, usandı aynı şeyleri, evet, 15 gündür gerçekten dinlemekten. Yani artık 16. güne girdik. Evet. Ama şöyle bir durum var, yani mutfaklarda bir yangın var, ceplerde bir yangın var. Biz bunu yayınlarımızı hep aktarmaya, söylemeye çalışıyoruz. Evet. Siz de bir muhalefet partisi genel başkanısınız. Ülkede bir kriz olup olmadığıyla ilgili de önce tartışmalar vardı. İktidar bir kriz yok diyordu, muhalefet krizin olduğunu söylüyordu. Ama daha sonra biz biraz da iktidarın söylemlerinden anladık ki gerçekten kriz varmış. Yani biz bunu cebimizde hissetsek de iktidar bunu söylemiş oldu. Türkiye'nin ekonomisini peki İstanbul seçimlerinin bu kadar uzaması nasıl etkiler? Çünkü dolar yükselmeye devam ediyor. Ekonomide zaten ciddi krizler vardı. Şimdi nereye gidecek Türkiye'nin ekonomisi? Ekonomiyi bir kere tedavi yollarını bulabilmeniz için hastalığı teşhisinizi ve tespitinizi doğru yapmanız lazım. Yanlış yaparsanız yanlış reçete ve yanlış ilaçlar tatbik edersiniz. Evvela şunu söyleyelim. Yani Türkiye'de ekonomik kriz yoktur diyen iktidar doğru söylüyor. Ekonomik kriz yok. Ekonomik çöküntü var Türkiye'de. Yani krizleri, bakın 1997 yılında Asya kaplanları denilen Singapur, Malezya, Kore, Tayvan gibi 6 tane devlet ve ekonomiler hızlı giden ve kalkınmadan elde edilen gelir geniş halk kitlelerinde sosyal adalet nispetinde yayan ülkeler bir anda 97 yılında Pasifik denizi var, okyanusu var aralarında, Meksika ile büyük ticari bağlantı içindelerdi. Meksika'daki bir bankacılıktaki bir sıkıntı dolayısıyla, bir dalgalanma dolayısıyla bu ülkeleri vurdu. Bunlar ne yaptı? Büyük bir vurguna girdiler, büyük sıkıntıya girdiler, ekonomik çöküntüye girdiler. Ama altısı da bir araya geldi, hemen bir ekonomik model uygular, 1,5 yıl içinde atlattılar. Şimdi Türkiye'de de uzun zamandan beri büyük ekonomik sıkıntı, bugün değil, bugün çöküntülerini yaşıyoruz biz bunların. Bunu sevdiğiniz için izin verirseniz şöyle güzel bir misalle şey yapayım, neden böyle oluyor? Şimdi 20-25 yıl evvel hatırlayanlar olur, belki şimdi de var, dikkat etmiyorum. Bir çamaşır suyunun reklamı yapılıyordu. Reklamda kadın çamaşırlarını yıkamış, bahçede ipe seriyor onları. Fakat yüzü gülmüyor, huzursuz, mutsuz. O anda da bir arkadaşı geliyor. Ne oldu diyor, sen diyor sıkıntın var diyor, yüzün gülmüyor diyor. Nasıl yüzüm gülsün diyor. Bakın diyor, şu çamaşırlara baksana diyor, beyazlanmadı kullandığın bu çamaşır suyu dolayısıyla diyor. Kadın eğiliyor bakıyor, aa sen hala da annenin çamaşır suyunu mu kullanıyorsun diyor. Ekonomik model aynı ekonomik model. Bunlar iktidara gelmeden evvel Amerika'dan gelen bir bakan vardı. Kemal Dervişten mi? Kemal Derviş. İsmini vermek istemiyordum ama oradan uçağa binerken, Amerika'dan Türkiye'ye gelmek üzere uçağa binerken Merkez Bankası Başkanı olarak girmiştir. Uçaktan indiği zaman da Maliye Bakanı olarak inmiştir. Bunun uyguladığı bir ekonomik model. Belki o anda, o anda o ekonomik sıkıntıları 57. hükümeti savunmak bana düşmez ama yani Allah var. Yani büyük depremler yaşadı, o ekonomiyi büyük sıkıntıya soktu.
Onun getirdiği 35 milyar lirayla da biraz toparlanma durumuna girmişti. Şimdi sen şeker, pancar üretme, ben Amerika'dan şeker getiririm. Sen tütün üretme, ben Virginia'da birikmiş tütünler var, onları getiririm. Sen çay üretme, Malezya'dan, Singapur'dan, Seylan'dan çay getiririm. Pamuk üretme, 15 yıl evvel pamuğu bilmeyen, bizden giden tohumlarla pamuk üreticisi haline gelen Yunanistan'dan pamuk getir. Bunların misalleri saymakla bitmez. Türkiye 222 devletten A'dan Z'ye, iğneden ipliğe, samanından, bulgurundan aklınıza gelebilecek her şey bütün üretimleri durdurmuştur. Hı hı. Ve kendi ülkesindeki üreticileri, insanları desteklemek yerine yabancı ülkelerdeki üreticileri desteklemek suretiyle ithalat yoluna girmişti. Bu ithalat da bizim cebimizden para vermek sureti değil, borç alınarak ithalat yapılmıştır. Üretim olmamıştır, hazine tam takır hale gelir. Ekonominin sıkıntılarının sebebinde bu yatar. Üretemeyen bir Türkiye. Bunun da kolay kolay şey yapılmasıyla mümkün değildir. Çünkü bunlar annelerin çamaşır suyunu yıkıyorlar hala. Biraz evvel misalini vermiş olduğum 97 yılındaki Aslı Kaplanların yaptığı, cesaretle yaptığı ekonomi programı uygulamamışlardır. Bakan, ilgili bakan boyuna yazı yazıyor, boyuna konuşuyor. Şimdi Amerika'da döndüğünü bilmiyorum. Hiçbir şey yok neticesi. Çok güzel yazı yazarlar bunlar. Çok güzel konuşurlar. Kendilerini çok güzel toplama insanları alkışlatırlar. Netice yoktur. Öncelikle bunun bir tespit edilmesi lazım. Ne yapılması lazım? Derhal bir an evvel pancar üreticileri üzerindeki bu yasağın, stokun kaldırılması lazım. Pancar üretmek isteyen pancar üretsin. Şeker fabrikalarımız bir an evvel çalışsın. Yani şeker pancarını üretmezse o üretici ne kazanacak? Oradan elde edilen ürünle şeker fabrikalarını çalışmazsa işçiler nerede çalışacak? Oradan küspü elde ediliyor, hayvanlara yem veremiyorsunuz. Ondan buğday üretmiyorsunuz, samanınız olmuyor. Bulgaristan'dan saman ithal ediyorsunuz. Yani bu modelin mutlaka değişmesi lazım. Ama bunların yapacağı işte evvela iktidarın değişmesi lazım. Bu iktidar değişmeden Türk milletinin iki yakasının bir araya gelmesi, yüzünün gülmesi mümkün değildir. Bir iki detaya daha geçebilir miyim? Mesela EYT erken... Evet. Yaşa takılanlar var. Efendim o kadar biz parayı nerede buluruz diyorlar. Ya düşün, dağıttığın paraları nereden buluyorsan oradan bulacaksın. Ha bunu da aklın ermiyorsa ben söyleyeyim sana. Nereden bulacağını. Nasıl olacak? Ha gayet basit. Bir kere biraz evvel söylediğim gibi bu ithalat şeyinin olayından üretim ekonomisine geçmesi lazım bir. İkincisi çok kısa zamanda halletmesi gereken bu EYT'lilerin meselesini halletmek zor değil. Hı hı. Yapılacak şey şudur. Kaynak bulmak. Türkiye'de bir sürü sokaklar var. Caddeler var. Her geçen günde imarların genişlemesi suretiyle bir fabrika gibi Allah'a şükürler olsun sokaklarımızın, caddelerimizin sayısında artma var. İzmir'e gittim bilmem kaçıncı sokak, 848. sokak. Ankara'ya gelin bizim oraya. Bir küçük esas semti vardır meclisin karşısında. Bardacık sokak, Bülten sokak, Büklüm sokak hiçbir anlam ifade etmeyen kelimeler bulmakta zorluk çekiyoruz. Ben diyorum ki sokakların ve caddelerin tarihi isimlere dokunmadan ve teröre bulaşmamış insanların ismini de kabul etmek üzere bir kanun çıkartalım. Sokakların ve caddelerin ismini, bu sokağın ismi neydi sizin buradaki sokağın veya caddenin ismi? Ahmet Bayman Caddesi. Ahmet? Ahmet Bayman Caddesi. Hayır, tarihi bir isimse dokunmayan değilse buraya gelsinler, insanlar açık artırma suretiyle ihaleye çıkartalım. Benim ismimi veya babamın ismini buraya konması için kim daha fazla para verirse ona verilecek. İsim hakkı, sokağı falan satıyor falan değiliz. İsim hakkını 848. cadde. Kim 300 bin lira, 500 bin lira veriyorsa veya 50 bin lira kiminki artarsa bütün Türkiye'deki cadde ve sokak isimlerinin ihale suretiyle isim hakkı satılmak üzere büyük para toplanır. Buyurun size EYT'lilerin meselesini hallederiz. Yani bu fiyatlar mesela rayiç bedeline göre mi ayarlanır? Hayır, ben açık artırma diyorum. Kim fazla parayı verirse 10 kuruş mu verdiniz? Ben 15 mi verdim? Arkadaşımız 16 mı verdi? Kim fazla para verirse hiçbir sermayesi yok buna ya. Korkmaz. Bozulmaz. Böyle bir kaynak işte size. Kaynak yapın bunu.
Yapın, insanları bir huzurlu hale getirin. Başka bir şey daha söyleyeyim. Emekliler, 13 milyon emekli var Türkiye'de. Evet. 1000 lira, 1500 lira, 2000 lira. Yine bunlar yükseltilmiş rakamlar. Evet. Emekli maaşı. Ne yapar bu insan bu 1000 liradan 1500 lirayla? Ancak evinin penceresinde otur Azrail'i bekleyebilir. Biz de diyoruz ki Doğru Yol Partisi olarak gelin Avrupa'daki emekliler gibi 80 yaşında 90 yaşında insanlar yüzleri gülüyor, mutlu, sıkıntıları yok. Sık sık yurt dışına tatil yapmaya gidiyorlar bu insanlar. Aynı bizim emeklilerimizin onlardan ne noksanı var yani. Bu memlekette yıllarca hizmet etmiş insanlar. Ömürlerinin son bağında bir nefes aslında. Gayet basit. Biz hemen derhal 200 sene içinde emeklilerin maaşını yükseltebiliriz. Nasıl yüksel? Yine kaynak meselesi. Evet. Kaynak meselesi. Emeklilerin maaşı nereden kaynak bulunup veriliyor? Kendi daha evvel çalıştıkları zamanlarda kesilen primler. Devletin de bir miktar desteği de oluyor bu vaziyette. Şimdi ne yapıyor devlet? Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK. Ne yapıyor bu parayı? Emeklilere her gün dağıtmıyor bunu. Aydan aya dağıtıyor değil mi? O birikmiş olan bir aylık zaman zarfında birikmiş olan parayı da herhalde ayakkabı kutularının içinde saklamıyordur. Ne yapıyor? A bankasını veya B bankasını. Oradan %5 faiz alıyor. Emeklilerin parası olan bu kaynağı yılda %5 faize bıraktığınız zaman emeklilerin yüzünü güldüremezsiniz. Gelin diyorum Sosyal Güvenlik Kurumu bankasını, SGK bankı kuralım. %5'lik gelirden emeklilerin parası, %5'lik gelirinden %30'luk kâra döndürelim. Çünkü hiçbir banka %30'un altında kâr etmiyor. Hiçbir banka. Her bankanın ortalama kârı yıllık %30'dur. %5'ten %30'a çıkarttığınız zaman 1000 lira alana hemen 1500 yapabilirsiniz. 2000, 2000, 3000 liraya kadar 3-4 sene içinde çıkartabilirsiniz. Bu kadar basit. Bu. Yani %50'ye varan bir zamdan bahsediyorsunuz neredeyse. Belki biraz daha fazla. Hayır, evvela işte %30, %25'ten %30'a çıkartırken hemen bir %20 yapabilirsiniz ilk 6 ayda. Tabii rantablarla geçinceye kadar banka. Ondan sonra artırabilirsiniz. O günkü fizibiliteler neyi gösteriyor? Ama mutlaka emeklilerimizin karı doğacaktır burada. Peki şimdi özellikle 2002 Kasım'ından itibaren diyelim AK Parti'nin iktidara geldiği yıllardan bu yana merkez sağda bir boşluk olduğu söyleniyor ki Doğru Yol Partisi de 2002 yılında yanılmıyorsam çok küçük bir farkla baraj altında kalmıştı. 9.6. Evet, yani 0.4'lük bir oy daha almış olsaydı belki şu anda bambaşka bir Türkiye'de. Bambaşka bir Türkiye'de olurdu. Peki evet. Böyle bir boşluk var mı merkez sağda? Bu söylenenler doğru mu? Siz merkez sağın köklü, gelenekli bir partisinin genel başkanısınız. Bu ülkede iktidar ortağı olduğunuz, iktidar olduğunuz bakanlık yaptığı yetkilileriniz, evet, genel başkanlarınız, genel başkan yardımcılarınız. Peki şu anda Doğru Yol Partisi merkez sağ hareketlendirme, kucaklama noktasında nerededir? Yani eski güzel genel başkanlarınız, isim vermeyeyim şimdi ama. Verin canım. İşte Tansu Çiller. Ben dün aşağı vermek zorunda kaldım. Evet, onların AK Parti'ye destekleri var. Evet. Eski genel başkanımız. Evet. Mehmet Ardı bir dönem genel başkanlık yaptı. Tabii orada merkez sağın özellikle ANAP'la DYP'nin birleşme noktası da çok muamma. Evet. O konuya hiç girmeyelim. Girmeyelim, evet. DYP ne aşamada şu anda merkez sağda? Evvela şunu tespit edelim. Yıllardan beri serbest ve hür seçimler neticesinde rahmetli Menderes'le 1950-54-57 seçimlerini kazanan, 61 seçimleri kısmet olmadı 27 Mayıs ihtilalinden dolayı, hep millet tarafından iktidara getirilen, millet tarafından hiç indirilmeyen, daha sonra darbeyle iktidar elimizden alındıktan sonra böyle benim gibi parlamentonun dışından hiç kimsenin tanımadığı rahmetli Süleyman Demirel'in Adalet Partisi Genel Başkanı olmasından sonraki 10 Ekim 1965 seçimlerinde Adalet Partisi %53 oy, %52.9 oy alarak tek başına iktidar olmuştur. 69'da bir kere daha tek başına iktidar olmuştur. Millet yine indirmemiştir. Ancak yine darbeyle veya muhtarlığına inmek zorunda kalınmıştır. Bir daha iktidara gelir mi gelmez mi denilen her zaman bize böyle ömür biçerler, bitti bu sefer derler. Her zaman biz kendi küllerimizden bir kere daha doğup hep iktidar olmuşuzdur. Kaderimiz bizim budur, milletimizin kaderi budur. Yine 1975 yılının Mart ayının sonunda koalisyon hükümetini kurmuştur. Demine dikkat ederseniz
hiç millet tarafından indirilmiyoruz. Hep mutlu. 12 Eylül gelmişti yine indirmişlerdir. Elit bürokrat halk kavgasıdır bu. Sen kalk ben oturacağımdır. Bunun gerekçelerini kendileri ihtilalciler, darbeciler, eşkıyalar. 15 Temmuz'dakiler de eşkıya. Kim darbeyi yaparsa yapsın. Milletin iradesiyle iktidar olmuş kim olursa olsun buna yapılan darbelerin her zaman karşısında olmuşuzdur biz. Bunu bir tespit edelim. Ha, merkez sağ gelince gerçekten Menderes'e Demirel'e Doğru Yol Partisi'yle siyasi partiler yelpazesinde merkez sağ temsil etmişizdir. Ancak şunu da ifade edeyim. Çağımızın dünyasında artık sadece merkez sağ, merkez sağ şu anda da dünyada tarihinin en güçlü dönemini yaşıyor. Sosyal demokrat olarak gelenler, Schröder Almanya'da, diğer partiler, diğer ülkelerde sosyal demokrat hüviyetle gelirler, merkez sağ politika uyguladı. Akıl yolu budur çünkü. Şimdi bizim geçmişten beri uyguladığımız model de budur. Sosyoekonomik, sosyopolitik model de budur. Fakat artık bugünün dünyasını ne solun içine ne sağın içine sığdırmanız mümkün değildir. Ancak bir sentezler dönemine girmiştir Türkiye. Ha, bundan sonra da Doğru Yol Partisi geniş merkez sağ, bakın merkez sağ demiyorum, geniş merkez sağ zeminde yoluna devam edecektir. Ne demek geniş merkez sağ? Geniş merkez sağ ne demek? Ha, ne demektir? Katı tutum ve düşüncelerden sıyrılmış, elimizi, kollarımızı mümkün mertebe açmış, etrafımızı kim varsa kucaklayacak tarzda, hangi düşünceye olursa olsun, mensup olursa olsun, kucaklayacak tarzda insanları, kitleleri kucaklayacak tarzda bir politikadır. Ha, onun sınırı nedir? Ne yapıyoruz bu elimizi, kolumuzu açtığımız zaman? Johann Sebastian Bach'ın Sol Majör Opus 2 sonatını dinleyenlere de kucaklayacağız. Bu elimizi, kolumuzu uzattığımız zaman da Buhurizade Mustafa Itri Efendi'nin eserlerini dinleyenleri de kucaklayacağız. Böyle yolumuza devam edeceğiz. Zor bir durum değil mi? Siyasetin kendisi zordur zaten. Kolay değildir. Hangi parti için olursa olsun, hangi zeminde, hangi düşünce zordur yani. Bu zorluklara göğüs germek mecburiyetindeyiz. Ha, bundan sonra AK Parti kendilerine öyle merkez sağ falan demediler. Nerede olduklarını kendileri de tarif edemiyorlar. Muhafazakar Demokrat Parti kimliğiyle bir dönem siyaset sahnesine çıktığını hatırlatayım. Evet. İşte Refah Partisi, Fazilet Partisi geleneğinin gömleğini çıkardığını Cumhurbaşkanı Erdoğan o dönem söylemişti. Ben o gömleği çıkardım demişti. Evet. Muhafazakar, biraz kendini sağın merkezine konumlandırmaya çalışan, kendi söylemine göre demokrat bir parti çizgisinde. Ama şu an baktığımızda oyların neredeyse yarısını alan bir parti. Evet. Yani bu konuda sanki biraz başarılı gibi. Hem eski sağ gelenek, DYP, ANAP geleneğinde oy veren vatandaşların, hem Refah Fazilet geleneğinden gelenlerin oylarını alıyor izlenimi var. Evet. Burada kendinizde de bir öz eleştiri yapıyor musunuz? Tabii. Şimdi ben şahsen kendimi bu konuda eleştirecek durumda değilim. Çünkü ben sebep olmadım Doğru Yol Partisi iktidarının iktidardan düşmesine, daha sonra parlamento dışına %10 barajının altına düşmesine, unutulmasına sebep olan biz değiliz. Ben bir arkadaşlarım değildir. Şimdi neden böyle olmuştur? Neden AK Parti oyları böyle olan? Bir kere kendi düşünce tarzları vardır onların. Onların bir %17-22 arasında değişen, hiç düşmeyecek ama yükselmeyecektir. Kendi orijinleri olan bir kitle tabakası var. Onları alıyorlar, ceplerine koyuyorlar. Ha, Doğru Yol Partisi'nin %50'lere gelen ve 91 seçimlerin %27.4 oyumuz kilitlenmiştir AK Parti'ye. Neden? Doğru Yol Partisi'nin yöneticiler tarafından, yani Demirel'den sonra gelenler tarafından misyonundan uzaklaştırılması, bu partiyi her zaman iktidar yapan o kitlelerin anlayacağı tarzda o misyonu ifade eden söylemlerden uzaklaşmaların neticesinde partiden yabancılaşmışlardır. Partiden uzaklaşmışlardır. En yakında orayı görmüşlerdir. Ama inşallah Doğru Yol Partisi, burada bu nasıl yapılır? Bu sadece benimle, benim arkadaşlarımla, Doğru Yol Partililerle halledilebilecek bir mesele değildir. Çünkü 81 milyonun kapısını çalar, hadi biz geldik demekle bu meseleyi halletmemiz mümkün değil. Böyle bir sihirbaz da gelmedi yeryüzüne. Burada medyaya büyük iş düşüyor. Medyadır iktidara getiren AK Parti. Ayakta tutan kendi medyalarıdır. Onun için
medya dördüncü kuvvet falan değildir, birinci kuvvettir. Bizim Doğru Yol Partisi olarak aziz milletimizden oy almamızda, kendimizi anlatmamızda, onları dinlememizde hiçbir sıkıntımız olamaz. Yeterince onları yer vermiyor mu medya size? Ha, evet, olay o, olay o. Ve onlarla hemen kucaklaşırız. Sandık başında kucaklaşırız. Bu dertten kurtarız memleketi. Bu dertten kurtarız. Benim iktidarım diyebileceği, gerçekten işe başladığı zamanla bıraktığı zaman seçim arasında dönemde herkesin yüzünün güleceği bir kitleyi, bir milleti yaratabiliriz. Onun için bizden çok medyaya iş düşüyor. Medya birinci kuvvet onun için. Peki şimdi biz de eleştirimizi sizi aldık, yani kabul ettik. Çok özür dilerim. Bizim milleti ikna etme sıkıntımız yok. Yeter ki medyayı ikna edelim. Yer verin bize. Biz ikna ederiz. Ha, 4 ay. Bakın sizlerden, sadece sizden değil, bütün medyadan. Yarısından. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'ne, özellikle muhalefet için söylüyorum, muhalefeti destekleyen medya için sayılı, bir elin parmakları kadar sayılı. Bize 4 ay nefes aldırın. 4 ay bizi milletin önüne çıkartın. 4 ay. Ve CHP'ye tanıdığınız sürenin, efendim İYİ Parti'ye tanıdığınız sürenin bize 4'te birini verin. Ona razıyız. 4 ayda bu iktidarı indiririz. Evet. Peki şimdi Ermeni soykırımı iddiaları var biliyorsunuz. Evet. 1915 olayları. Evet. Şimdi biz Ermeni sözde soykırım. Sözde Ermeni soykırım, evet, diyelim, iddiaları diyelim. Şimdi biz mazbatayı konuşurken İstanbul'da, Türkiye'de, Fransa'da, İngiltere'de, Amerika'da, İtalya'da, evet, işte farklı, evet, şeyler oluyor. Bu iddialarla ilgili meclislerden karar çıkarılmaya, evet, çalışılıyor. Kararlar çıkıyor. Siz özellikle bu konuya, evet, değmek istediğiniz için, evet, bunu soruyorum. O noktada neredesiniz? O mücadeleniz, o noktada var anladığım kadarıyla ve onu da ne var dediniz? Mücadelenizi, ha, evet, aktaralım. Tabii, tabii, şimdi tabii rahatsız olduğum için sesim de biraz kötü geliyor. Kusura bakmayın. Geçmiş olsun. Evet. Allah şifanızı versin. Bunlar, buyurun, geçici şeylerdir. Allah, evet, sağlığınızı korusun inşallah. Şimdi bir kere Türkiye haklı konularında kendisini, bırakın dünya kamuoyuna, kendi milletimize biz anlatamadık. Bir Türk çıkıyor, 1,5 milyon diyor Ermeni Türkler diyor, kesti diyor. Bir Türk söylüyor bunu, kitap yazıyor, Nobel Edebiyat Ödülü alıyor. Niye? Niye? Siz evvela Türk milletini anlatamamışsınız ne kadar haklı olduğunu, nasıl bir iftirayla karşı karşıya kaldığımızı, milletimizi anlatamamışız. Yabancılara nasıl anlatacağız? Bunun için bakın Dışişleri Bakanımız 3 gün evvel NATO toplantısında aslanlar gibi çıktı kürsüye. Büyük bir mücadele var. Çok güzel bir konuşma yaptı. Anlattı meseleyi kısmen. Evet. Ve Fransa'nın 2 tane milletvekili var toplantıda bayan. Onları kaçırttı toplantıdan. Ama bu olayı sadece Dışişleri Bakanı'nın halletmeye tek başına gücü yetmez. Dışişleri Bakanlığı'nın da komple girse bunu halletmeye yetmez. Komple iktidar, Cumhurbaşkanı'yla, bakanlarla, milletvekilleriyle, muhalefetin tamamıyla, parlamentonun içinde veya dışında, basınıyla, milletimizle bu meselenin üzerine gitmek mecburiyetindeyiz. Bunlar iktidara geldikleri zaman bir ülkede kanun çıkartılmıştı. Siz mecliste çıkartacağınız kanunlarla 100 yıl evvelki olayları değiştirmeniz mümkün mü? Değil. Ama onlar bu yola giriyorlar. Onun için Türkiye bir seferberlik ilan etmek mecburiyetinde. 3 taneden daha kalmaz mı? Bu olay gidecek. İktidarıyla, muhalefetle. Hepimiz el ele, gönül gönül bu meseleyi aydınlatmamız lazım. Çünkü haklıyız. En büyük güç haklı olmaktır. Haklıyız. 1948 yılında Birleşmiş Milletler'de bir karar çıkıyor. Diyor ki o kararda, geçmişteki bir olayın soykırım olabilmesi için iki şart lazımdır diyor. Bir, mahkeme kararı. Böyle bir mahkeme kararı yok ortada. İkincisi diyor ki, devletin soykırım konusunda resmen karar alması ve uygulaması lazım diyor. Böyle bir şey de yok İttihat Terakki zamanında 1915'te. Talat Paşa, Sadrazam, savaş var. Birinci Dünya Savaşı'na girmiş Türkiye, Ruslar girmişler Ermenistan'a, Erzurum'a kadar. Ermeni bölge, Ermeniler yaşıyor orada. Savaşta herhangi bir sıkıntıya uğramamaları için, bize de ihanet etmemeleri için Ermenileri İttihat Terakki hükümeti başka bir tarafa tehcir oradan alıyor, başka bir tarafa gönderirken Talat Paşa, yani Birleşmiş Milletler'in kararında resmen teşvik etmek yerine onu durduracak şekilde, koruyacak şekilde telgraf çekiyor Talat Paşa, Sadrazam, Başbakan.
valilere ve garnizon komutanlarına Ermeniler bu seyahat sırasında bunların can ve mal güvenliklerini koruyun diye böyle bir talimat var. Bakın, Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra Malta'da İngiltere, Büyük Britanya bunun için bir dava açmak istiyor bu iddiaların üzerine. Büyük Britanya Kraliyet Savcılığı dosyalar, evraklar, belgeler üzerinde incelemiyor bir tanık şu bu ve böyle bir olayın olmadığına karar veriyor İngiltere Kraliyet Savcılığı, Büyük Britanya Kraliyet Savcılığı. 1921'de Taşnak Partisi liderinin kurduğu bir hükümet var, Ermenistan'ı başbakan. Yazdığı kitapta öyle bir soykırım, Ermeniler üzerine soykırım olmamıştır diye kitap yazıyor. Ermenilerin, Ermenistan'ın elinde belgeler var, Türkiye'nin elinde belgeler var, Rusya'nın var, Almanya'nın, İngiltere'nin, Amerika'nın belgeler. Bunların hepsinin ortaya konması için büyük bir seferberlik yapmamız lazım. Arşiv böyle seyrederek arşivler virgül koyayım. Türkiye arşivi açmayı kabul etmişti tabii, yıllar önce tabii, ama tabii. Ermenistan'dan olumlu bir yanıt gelmemişti. Tabii Türkiye'nin bu konuda herhangi bir eleştirilecek tarafı yok. Tabii yapmıyorlar çünkü haksızlar. Ama bugün şunu da izah edilmesi lazım Avrupalı dostlarımıza. Yani eğer siz bugün bir şey de var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı var lehimize, Türkiye'nin lehinde. Fransa Anayasa Mahkemesi'nin kararı var Türkiye'nin lehine. Ama şunun izah edilmesi lazım Avrupalı siyasilere, Batılı siyasilere. Siz kanunlarla bu sözde Ermeni soykırımını olduğu şeklinde çıkartacağınız kanunlarla terörizme destek veriyorsunuz demek lazım. Neden diye soracaklar. Ya 58 tane diplomatımızı büyük elçimizden konsoloslarımıza kadar 58 tane diplomatımızı suikastla öldürdüler. Asala. Asala getirmiştir sözde Ermeni soykırımını dünya kamuoyuna. Ha şimdi siz eğer bu kanunlarla bu olayı kabul etme durumuna girdiğiniz zaman terörün ortaya attığı bu fikri kabul etmekle terörizme destek vermiş olacaksınız. Bunun izah edilmesi lazım. Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Son sözlerinizi de alalım. Eleştirilerinizi de aldık medyaya yönelik. İnşallah bundan sonra daha hep sizi mi eleştireceksiniz yani siyasileri? Daha sık görüşmek üzere diyelim. Son sözlerinizi alıp kapatalım. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki televizyonunuz var. Sizin gibi kahraman gazeteciler olacaktır, olmalıdır. Biz de sizin her zaman yanınızdayız. Milletimizin yanınızdayız. Milletimizin biraz daha sabretmesi lazım. Bizi takip etmesi lazım. Yani 2023'e kadar bu iktidar Türkiye'yi sırtını taşıyamaz. Türkiye de bunları sırtında taşıyamaz. Ha, onun için ne olacaktır? 2020 yılının sonbaharında bir erken genel seçim yapılacaktır. Doğru Yol Partisi milletimiz sizler destek verdiğiniz takdirde meydanlarda görecektir. O meydanların haykırışını, şahlanışını görecektir. Ekranlara çıktığımızda ekranların çatladığını görecektir. Ve Doğru Parti siyasi iktidarı çok uzakta olmadığını göreceklerdir. Efendim teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. DYP Genel Başkanı Çetin Özaçık gözlü değerli izleyenler, bugünkü konuğumuz. Türkiye'deki siyasetin her boyutunu ele aldık. Özellikle seçimler, mazbata konusu, ekonomik kriz, EYT derken bugün Sayın Genel Başkan'la uzun soluklu bir programda yapmış olduk. Darısı daha sonraki programların başını diyelim. Bugün de Uyan Türkiye'ye veda edelim. Yarın saatler 8 olduğunda biz yine burada olacağız. Şimdilik hoşçakalın.